8.7 megawatt gücünde oldu. Daha sonra 15.6 megawatt gücüne çıkarıldı. Şimdi bu şu andaki bu boyuttaki santralin şey olması gerekiyor. ÇED raporu alması gerekiyor. Ama bunlar ÇED raporuna gerek yoktur yazısıyla, oluruyla bu işi başlattılar. Bu birinci eksik. Yeni yasa diyor ki zaten 0.5 megawatt gücünün üstünde bütün HES'ler ÇED raporu alması gerekiyor. Bunda böyle bir rapor yok. Başka bunda ne yok? Bu başlarken usulsüzlüklerin temelinde. Bunda çıkan toprak harfiyatını atması için belge alması gerekiyor. Depolama. Çıkan toprak arkadaşlar az falan değil. 500 bin metreküp toprak çıkacak bu inşaattan, HES inşaatından. Nereden alması gerekiyor bunu? Belediyenin sınırları içerisinde, belediyenin sınırları içerisinde ise kaymakamlıklardan alması gerekiyor. Bunu ne zaman alacak? İnşaata başlamadan önce alacak. Ama şu anda hala yok. Bu konuda gerekli yerlere bilgi verdik mi? Verdik. Yazı yazdık mı? Yazdık. Netice alabildik mi? Ne yazık ki bazılarından aldık, bazılarından alamadık. Yani daha doğrusu yereldekilerinden, bu ilçedekilerinden alamadık, dışarıdakilerinden aldık. Onları neler aldığımızı söyleyeceğiz. Başka burada ne yanlışlık ne var? Şu var arkadaşlar. Şimdi burada asıl tepkimiz şu tabii. Doğaya yapılan şeydir ama sonuçta eğer yasalar varsa bu yasalar sadece bizim için değil, onlar için de geçerli olması lazım. Şimdi mesela bir yere gidersin, diyor ki adam kendi yerinde dahi, kendi yerimize, kamulaştırmamış yerimize bile siz buraya giremezsiniz diyor. Şimdi burada bu güzergahta çalışma yapması için kamulaştırması gerekiyor. Buranın bir kısmı orman arazisi, bir kısmı özel mülki. Diyor ki ben kamulaştırma yaptım. Reysen şu trafes kanalı dediğiniz yerde kamulaştırma yaptım. Nasıl yaptın? Adınıza para yatırdım. Adımıza para yatması demek kamulaştırdığı anlamına gelmiyor. Yani daha doğrusu tapudan bunun tescil edilmesi gerekiyor. Şimdi bütün tapudaki yerler kişilerin adına. Ama bu adamlar biz çalışma yapacağız diyor. Niye para yatır? Ya kardeşim sen para yatırdın ama biz itiraz ettik. Bu mahkemenin sonucu belli değil. Sonuçta bekleyeceksin. Tapudan sana kayıt geçecek, ondan sonra yapacaksınız. Biz buraya birkaç kere bunları uyardık. Dedik ki bakın burası bizim yerimiz, özel mülkümüz. Biz nasıl bir başkasının özel mülküne giremiyorsak siz de özel mülke giremezsiniz dedik. Tamam dediler ilk önceleri, sonra öyle böyle oldu. Bakın gördüğünüz gibi yine çitileri kırdılar geçtiler. Bu tamamen usulsüzlük, yasa dışı bir şey. Pardon yani, mukaddem bu şey itiraz ettik böyle de, dedik derken bunlar sözlü olarak mı ifade edildi? Yazılı da verdik hocam. Yazılı da verdik. Şimdi o boyutuna da geleceğim. Şimdi bireysel şeyindeyim. Asıl tabii bizim işimiz bireyselden çok, yerlerimiz tabii o da önemli ama biz toplu olarak doğaya vermiş olduğu katliam zararı bunu böyle söyledik. Gerekli yerlere Cevizli Mahallesi halkı olarak Ayancık'tan insanlar katılımıyla dilekçeler verdik. Bireysel değil, toplu verdik. Onların sonuçları da geldi. Onların sonuçları ben size okuyayım bakın. Onu verir misin? Şimdi biz bunu ilk önce buradaki çevre ormana yazdık. Sinop'taki, Ayancık'taki. Bunu derken her tarafa yazdık da Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'na yazdık. Çevre Orman Genel Müdürlüğü'ne yazdık. İşte valiye yazdık. Devlet Su İşleri'ne yazdık. Kaymakamlığı yazdık. Bize Çevre Orman Bakanlığı'ndan gelen şey şu. Diyor ki, yani ön kısımlarını okumayacağım. İlgili kuruluş diyor, bizi ilgilendiren kısmını. Proje çalışmaları sonucunda oluşan harfiyatın değerlendirmesi konusunda, yani o çıkan toprağın değerlendirmesi konusunda 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkartılan 18.03.2004 tarih ve 25.406 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren harfiyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmenin hükümlerine aykırı davrandığı kanaati oluşmuştur diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki bunlar hiçbir yerden belge almadan kafasına göre toprakları atmışlar. Ondan sonraki sonuçlarında devlet suçlarının ne olduğunu söylüyor. İlk etap bu. Yani bu yasa dışı diyor. Bu şekilde hareket edememesi gerekiyor. Zaten bunların halkına verdikleri tanıtım dosyasında diyor ki biz bu toprağı böyle yapmayacağız. Bir metre yüksekliği geçmeyecek şekilde düz alanda bunları stok yapacağız. Daha sonra inşaat bittiği zaman bunları tekrar geriye geleceğiz. Bu sürede yabani otlara karşı da bunu koruyacağız diyor. Toprağa zarar vermem. Bunların hiçbirisi yok. Şimdi %50 eğim olan bir yere siz toprak stok yapabilir misiniz? Bunlar %50-160 yere eğim olan yere toprağa döktüler. Bu bölgede şu da var arkadaşlar. Gözümüzden kaçan en büyük nokta şu. Burası riskli jeolojik bölge alanına giriyor. Ne demek? Heyelan bölgesi anlamına giriyor. Şimdi heyelan olduğu zaman, bu trafes kanal koptuğu zaman buradaki su nereye girecek? Buradaki toprak nereye gidecek? Diyorlar ki bize regülatör kapatıyormuş. Regülatörü kapatması dedi. Regülatör dedi şu. İleride çok ileride suların tuttuğu yer var ya oraya regülatör diyor. 4 tane ana regülatör var. Bu kanaldaki trafezdeki su ne olacak? Buna cevap yok. Trafezdeki su komple mahalleye aşağı girecek. Şimdi arkadaşlar bunlarda devlet su işlerinin daha ciddi raporu var bunun peşinde. Devlet su işlerine de yazdık. Devlet su işleri diyor ki
söylüyor. Devlet Suçları'nın raporu var bize. Yapılan inceleme sonucunda açık kanal gaz sırasında çıkan harfiyat toprağın uygun depo alanlarına konulmaması yerine firma tarafından ormanlık alana çevreye zarar verecek şekilde rastgele atıldığı, bu durumda diyor heyelanlara yol açtığı tespit edilmiştir. Bunun sonucunda diyor Ayancık ilçe merkezi tehdit altında, risk altındadır diyor. Tehdit altında. Raporlar var. Mahkeme bunu şey yapamıyor mu? Bu devlet suçları raporu ciddi bir rapor. Neden devlet suçlarının ciddi rapor? Devlet suçları yeni yasaya göre burada yani o şeyden dere yatağından alıp santrala kadar bölümüne devlet suçları karışıyor. Her şeyiyle. Kapatmasına kadar, sonuna kadar her şey. Durdurma, kapatma, ceza verme. Bunu da hazırlayan devlet suçları. Ama şimdi hala yasal işlem yapılmadı. Raporları tuttu. Biz bundan sonraki boyutumuzda ilk önce buranın tespiti yani hasar tespitini yaptıracağız. Daha sonra da idari mahkemeye vereceğiz. Yani buna kararlıyız idari mahkemeye. Çünkü idari mahkemeye vermemiz için her şey var. Ne var? Bunlar ÇED raporu almamış. Bunlar toprak harfiyatı yönetmeliğini onun iznini almamış. İnsanların yerine cebren ve hileyle girmişler. Her şeyi yapmışlar. Hiçbir şey. Bunu arkadaşlar bizim göremediklerimiz. Göremediklerimiz belki de daha ne kadar şey var. Bu bizim normal şeyde gördüklerimiz. İkinci boyutu şu var arkadaşlar. Son bu aynı böyle. Burada Artvin'de bir yer daha olmuş. Onu da söyleyeceğim. Ölüler de var. Yalnız ondan önce suyla ilgili dikkat çekmek istiyorum. Şöyle bir şey var. Sürekli bu eleştiri geliyor. İşte diyorlar ki geç kaldık şunu aldık. Ya arkadaşlar hepimiz geç kaldık geç kaldıysak. Yani bütün Ayancık halkı geç kaldı. Bu çünkü sadece ceviz mahalleli veya arsası olan yerleri ilgilendirmiyor. Ola ki benim arsam var. Ben arsadan para almak için yapıyorum. Ola ki. Başkası oyun için yapmıyor. Ondan o zaman da dış doğacı insan yok mu? Yani bu insanların buranın geleceğini, çocukların geleceğini düşünen insan yok mu? O itiraz etsin. Bu geç kaldık. Borçka'da selde doğal afet değil diyor. Artvin Borçka'da İçkele deresi taşması sonucu sel ve yaran meydana geldi. HES projesinin harfiyatını daraltıp yönü değiştirdiği derenin taşması ki bizim için geçerli bu. Tedbir almama rezaletiyle birleşince 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda ev ve iş yerlerine su bastı. 5 bina ve 1 cami yıkıldı. Yetkililer ise yollar ve seller nedeniyle yolların kapalı olduğunu söylüyor. Devlet yürütmeyi durduruyor ama harfiyatı temizlenmiyor. Devlet o HES'e burada vermedi şu anda ama devlet yürütmeyi durdurma kararı veriyor ama uymuyor. Diyor ki bölgede senin etkili olmasının bir diğer sebebi ise iç kalan deresi üzerinde bulunan hidrolik santrali HES inşaatın harfiyatın dere yatağını doldurmak suretiyle dere yatağının daralıp derenin yön değiştirmesi ki bizim için çok uygun yani aynı sanki. Rize İdari Mahkemesi tarafından HES projesini yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak mahkeme kararından önce başlatan HES inşaatının harfiyatı dereden temizlenmemişti. Şimdi aynı bizim gibi temizleyin diyoruz. Temizleyemeyiz diyorlar. Niye alınmaz? Niye attınız? Cevap yok. Diyor ki bir taş vardı. Fassa'da iki tane taş düşmüş. Dedi ki biz bunu alamayız. Niye alamazsınız? Teknolojimiz yetmez. Güzel. Burada ne yaptınız? Tünel kazdınız. Dağları deldiniz geldiniz. Teknolojiniz yetiyor. Say'da iş yaptınız. Altına da santral binası koydunuz. Oraya doğru da özel dağcılar götürdünüz. Yaptınız. Ama o iki taşı, attıkları iki taşı ve mahalleye tehdit olan iki taşı alamayız diyor. Şimdi bu şirket, böyle bir şirket var karşınızda. Ve bunu her kaymakamı da, belediye başkanı da, valisine söylediler. Vali buraya geldi de toplantı, kişi kendi kalktı böyle. Hiçbir yerde çözüm yok. Şimdi o taş yuvarlansa, hava çok işte karlı havalarda, rüzgarla ne bileyim orada bir kımıldanma olmasa, burası çünkü riskli bölge. O taş gelse o insanların evine ki Ayancık'ta biz bunu yaşadık. Gece gelse veya gündüz her neyse. O zaman bu işin sorumlusu kim olacak? O alınan can geri gelecek mi? Küçük bir tartışmada da yine. Ben atıyorum diyor. Karışmam diyor. Niye atıyorsun İle, diyor. Cevap yok. Böyle bir şey değil. Yani şirketin insanları kandırmak için ne kadar uğraştığını ben çok kısaca bir anlatayım. İki hafta önce pazar günü burada araçlar gördük. Devlet şirkete yazdığı halde 3 aydır heyelanı önlemek için işlediği suçu bertaraf etmek için hiçbir şey yapmayan şirket pazar günü iş makinesiyle şuraya girdi. Oradan aldığı toprağı devlet kendisine bildirdiği halde bu toprağı taşıman gerekiyor dediği halde kamyona yükleyip gene yolun altına attı. Bu kadar basit. Bu kadar net. Ve şimdi diyorlarmış ki biz devletle her türlü ilişkiyi kurduk. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Sen 2,5 senedir topraklara atarken üzerine düşeni niye yapmadın? 3 ay niye yattın?
3 ay sonra gelip gene yolun üstünü kazmaya başladı. Ve o toprakları gene atmaya başladı. Biz devletle anlaştık. Her türlü projemiz hazır. Her şeyi yerine getirdik. Ama halk bizi engelliyor. Bu kadar yalan söylüyorlar. Al tut böyle. Uğur kaldır şunu abi Uğur. Evet hocam dinliyoruz. Yapın çıkalım. Ha efendim şimdi konu bu Ayancık'taki hidroelektrik santralı derenin üstünde. Değil mi? Evet evet. Ha, şimdi orada çok büyük bir problem var. Problem de şu. O arazi çok sarp. Dere ta yukarıdan beri geliyor. Ve de biliyorsunuz Doğu Karadeniz'de de Batı Karadeniz'de çok fazla selli sağanak yağışlar oluşmaya başladı bu son zamanlarda. Bu selli sağanak yağışların sebebi de küresel ısınma dediğimiz iklimdeki sıcaklıklardaki artış. Dolayısıyla bizim karşımıza Akdeniz'de de var aynı olay. Ondan sonra çok fazla sağanak yağışlarla birdenbire sel olayları ile karşı karşıyayız. Şimdi orada derenin dengesini bozacak herhangi bir kazı olayı veya yığma olayı, bir materyal yığması olayı Ayancık'ı sel altında bırakır. Ayancık zaten seli bilir. Birkaç defa da sel altında kalmıştır. Sel altında bırakmakla kalmaz. Bir de oradaki materyali alır getirir, Ayancık'ın orta yerine koyar. Bunun benzeri Borçka suyunda oldu. Borçka deresinde bu hidroelektrik santralı yaparken şey yaptılar. Büyük hafriyatlar, büyük kazılar yaptılar. O kazıları bir yerlere doldurdular böyle derenin içine. Çok fazla bir yağış geldi. Birdenbire bir sağanak yağış oldu. O sağanak yağış tabii o kazının arkasından birikti. Materyali patlattı, aldı, getirdi Borçka'nın içine. Buna benzer bir tehlike var ve sizin araziniz de çok sarp, yukarıda sarp. Onun için benim endişem oradaki o yığılmış olan materyallerin herhangi bir yağışta ki bu yağışlar daha çok böyle şimdi sonbaharda Ağustos'un sonu Eylül'ün başı Ekim'e doğru uzanıyor. Böyle bir olayda Ayancık'ın çok fazla selden ve gelen çamurdan zarar görmesi gibi endişem var benim. Bunu ağaçlandırmakla bir ağaçlandırma sözü edildi. Mukaddem Bey bana bunu söyledi. Ağaçlandırmayla böyle bir materyali tutmak mümkün değildir. Çünkü ağaçların kökleri nihayet 1-1,5 metrelik bir şeyi sağlar. Ama materyalin arkasında yüksek miktarda su biriktiği vakit materyali olduğu gibi kaydırır. Yani bir göçük olayı söz konusu olur. Onun için ağaçlandırmayla, teraslamayla falan bunlar olmaz. Biz ağaçlandırmaları, teraslandırmaları yaparız ama yerli arazide yaparız. Yığılmış materyal üzerinde bu işler başarılı olmaz.